Merhabalar. Fotoğrafan TV kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın videosu Kibritçi Kız hikayesi vardı biliyorsunuzdur. Küçüklüğümüzden beri ve ben çok etkilenmişimdir bu masalda. O yüzden yeni yılda yaklaşıyor ya, yeni yılda işte soğukta dışarıda sokakta olan vatandaşlarımızı anmak için, dua etmek için, onları hatırlatmak için bu resmi çizmek istiyorum aslında. Yani çok şanslı olduğumuzu, bu videoyu izlediğimizi çok şanslı olduğumuzu hatırlatmak isterim. Çok şükür yani bizden daha kötü durumda olanlar var. Allah onların yardımcısı olsun. Ben de işte yılbaşına yönelik çizmeyeyim. Kibritçi kız. Ve onu çizeceğim sizlerle birlikte. Bu seferki malzemelerim Prismacolor'un kuru boyasını kullanacağım. Kaç adet? 48 adetlik bir boya. Ben bunu 2 sene önce almıştım ve kullanmaya kıyamıyorum aslında. Ama sizler için bu videomda bunları kullanacağım. Ve yurt dışından söylemiştim ben bunu. Kolay kolay Türkiye'de yer almıyor sanırım. İstanbul'da belki satılıyor olabilir. Ben Denizli'de olduğum için mecburen internetten söylemek zorunda kaldım. Ve Bulgaristan'dan geldi bu kuru boya. O zamanki fiyatı 150 liraydı. Ya kargo ile birlikte herhalde 150 liraya denk geldi diye hatırlıyorum. 135 lira mıydı? Öyle bir şeydi sanırım. Neyse artık çok konuşmadan çizmeye başlıyorum. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak destek olun. Ve lütfen yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Korkunç bir soğuk vardı. Kar yağıyordu ve akşam karanlığı bastırmak üzereydi. Yılın son gecesiydi, yani yılbaşı gecesi. Bu soğukta, bu karanlıkta küçük bir kız çocuğu başı açık halde ve yalın ayak yürüyordu sokakta. Aslında evden çıkarken ayaklarına terlik giymişti. Ama bunlar bir işe yaramamıştı. Ayağına çok büyük geliyorlardı. Bunlar eskiden annesinin giydiği terliklerdi. Öyle büyüktüler ki küçük kız sokakta karşıdan karşıya geçerken dolu dizgin giden iki araba üzerine doğru gelince telaştan terlikler ayağından çıkıvermiş ve kaybolmuştu. Birini bulamamış, diğerini de bir oğlan alıp kaçmış. Kaçarken de ileride bir çocuğu olursa terliği beşik yerine kullanacağını söylemişti. İşte bu yüzden kızcağız soğuktan morarmış bir halde ayakları çıplak böylece ilerliyordu sokakta. Eski önlüğünde bir sürü kiplik vardı. Kipriklerin bir kısmını da elinde tutuyordu. Gün boyu hiç kimse bir tanecik bile kiprit satın almamış, kimse 5 kuruş vermemişti ona. Zavallı küçük kız karnı acıkmış, soğuktan donmuş halde karların içinde yürüyordu. Yılgın ve ürkmüş görünüyordu. Bukle bukle ensesine dökülen upuzun sapsarı saçlarına lapa lapa kar yağıyordu. Ama onun bu güzelliği düşünecek hali yoktu hiç. Bütün pencerelerde ışıklar parlıyor ve sokaklarda nefis kas kızartması kokuları yayılıyordu. Öyle ya, bu gece yılbaşı gecesi diye düşündü. Biri hafifçe sokağa doğru taşmış iki evin arasındaki bir köşeye büzülüp oturdu. Küçük ayaklarını altına toplayarak oturmuştu. Ama yine de gittikçe daha da çok üşüyordu. Buna rağmen eve gitmeye cesaret edemiyordu. Çünkü bir tane olsun kibrit satamamış, 5 kuruş bile kazanamamıştı. Babasının kızacağını düşünmüştü küçük prenses. Hem zaten evde burası kadar soğuktu. Ev dedikleri sadece bir çatı altıydı. Koca koca delikleri samanlarla, paçalarla tıkadıkları halde gene de bıçak gibi kesen bir rüzgar doluyordu içeri. Ah, küçük bir kibritin nasıl da yararı olurdu şimdi. Kutudan bir tane alıp duvara sürse de parmaklarını ısıtsa ne iyi olurdu.
Sonunda dayanamadı. Bir tane kibrit aldı. Duvara sürttü. Bir kıvılcımla yandı kibrit. Ne güzel yanmıştı. Avucunun içine alınca küçük bir mum gibi sıcak, parlak bir alevle yandı kibrit. Acayip bir ışıktı bu. Küçük kıza pirinçten buruları ve süsleri olan kocaman demir bir sobanın önünde oturuyormuş gibi gelmeye başladı. Soba alev alev yanıyor, harika ısıtıyordu. Küçük kız ayaklarını uzattı, onları da ısıtmak istiyordu. O anda alev söndü. Soba birden yok oldu. Kızcağız elinde yanmış kibrit çöpüyle öylece çalı kaldı. Bir kibrit daha yaktı. Parladı, alev ve alevin ışığı duvara vurunca tül gibi sahip damlaştı duvar. Küçük kız odanın içini görüyordu şimdi. İçeride göz kamaştıracak kadar beyaz bir masa örtüsü serilmiş masanın üzerinde incecik şahane porselenler duruyordu. Erik ve elmayla doldurulmuş kas kızartmasının dumanı tutuyordu. Ve sonra daha da şaşırtıcı harika bir şey oldu. Kas tabaktan aşağı atladı. Sırtında saplı çatal bıçakla beraber. Yerde badi badi yürümeye başladı. Tam da zavallı kızın bulunduğu yere doğru geliyordu. O sırada kibrit söndü. Kalın, soğuk duvardan başka bir şey görünmez oldu. Küçük kız bir kibrit daha çaktı. Şimdi harika bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Geçen yılbaşında o zengin tüccarın evinde cam kapıdan bakıp gördüğü ağaçtan çok daha büyük, çok daha süslüydü bu ağaç. Yeşil dallarında yüzlerce mum yanıyor, vitrinlerde sergilenenlere benzeyen rengarenk eşyalar yukarıdan ona bakıyordu. Küçük kız ellerini havaya kaldırdı. O sırada kibrit söndü. Bir sürü yılbaşı mumu gökyüzüne yükseliyor. Küçük kız da bunların birer yıldıza dönüştüğünü görüyordu. Derken yıldızlardan biri kaydı ve gökyüzünde alevden uzun bir çizgi bıraktı. Şimdi birisi ölüyor, dedi küçük kız. Çünkü kendisine iyi davranan tek kişi olan ama uzun zaman önce ölen yaşlı büyük annesi demişti ki, ne zaman bir yıldız kaysa, ölen birinin ruhu gökyüzüne yükseliyor demektir. Kibritçi kız duvara bir kibrit daha sürttü. Kibrit yanar yanmaz etraf aydınlandı. Ve bu aydınlığın içinde nurlu, sevimli yüzüyle büyük annesi belirdi. Büyük anne, diye seslendi küçük kız. Beni de al yanına. Biliyorum. Kibrit söner sönmez kaybolacaksın. Sıcak soba, güzelim kas kızartması ve o güzel süslü yılbaşı ağacı nasıl kaybolduysa sen de kaybolacaksın. Sonra telaşla geriye ne kadar kibrit kaldıysa hepsini peş peşe yaktı. Büyük annesini bırakmak istemiyordu. Kibritler öyle parlak yandılar ki her yer gündüz gibi aydınlandı. Büyük annesi hiç bu kadar büyük, bu kadar güzel görünmemişti gözüne. Küçük kızı kollarına aldı ve ikisi birlikte pırıl pırıl bir aydınlıkta, mutluluk içinde gökyüzüne yükseldiler. Artık soğuk, açlık ve korku küçük kızdan uzaktı. Bambaşka bir hayattaydı şimdi o. Sabahın erken saatlerinde sokaktan geçenler küçük kızı bir evin köşesinde otururken gördüler. Al al olmuş yanakları ve dudaklarında bir gülümsemeyle yılın son gecesinde çok üşümüştü, titriyordu. Yeni yılın ilk sabahı onun küçük bedeni üzerine doğdu.
Hemen hemen hepsi yanmış bir tomar, kibritle burada öylece oturuyordu zavallıcık. Isınmak istemiş, dedi herkes. Ama onun ne güzel şeyler gördüğünü, kibrit alevinde ne düşler gördüğünü kimseler bilemezlerdi ki.